Efsaneye göre bu dağların altında bir yerde cennetle cehennem arasındaki kapı var. Bu kapıyı kutsal bir kız kardeşliğin koruduğu ve onların dualarının gücünün lanetlileri yaşayanlara işkence etmekten alıkoyduğu söylenir. Lanetlilerin sorunuysa asla yerlerinde duramamaları. Oğlum, onu adam edeceğiz, değil mi kızım? Derdin mi? Erkek gibi davran.
Seni tekrar görmek güzel. Nerede o? Patron nereye gittiğine dikkat eder. Biraz sorun yaşadık. Neden bu kadar çok at var? Patron Kızıl'la beni gönderdi. Şimdi tek ben kaldım. Dediğim gibi gelirken biraz sorun çıktı. Haddinden fazlasını getirmişsin. Onu ben getirmedim. Beni hatırladın mı? Nerede o? O bizimle gelmedi. Yakasını senden hala sıyırıyor. Tanrı seni kurtarmayacak. Onunla burada buluşacaktım. Başka bir şey bilmiyorum. Çoğu zaman birini adaletin huzuruna çıkardığında balta sallanır, ilmek daralır ve biter. Burada geri dönerler. Öldürmek daha güçtür. İşlerini nasıl mı bitiriyorum? Kellelerini alıyorum. Bu adamlara gelirsek onlar hedef çalışması. Thank you.
belirtmek isterim. Birçok mucizemin ve kutsal emanetlerin yanında belli eczacılık ürünleri de taşıyorum. Malum bu haşin topraklarda kadınların çok nadir bulunduğunu anlıyorum. Yani erkekler doğaçlama yapmak zorunda. Bir dolara neyini satın alabilirim? Merhametimi. Sadece nezaket gösteriyorum. Ben erkeklerimi kalpsiz severim. Yerine geri dön. Evet. Akıllıcaydı. Süslü sürtük. Hırsız mısın? Hırsıza benzemiyorsun. Ben dansçıyım. Bu numarayı nerede öğrendin? Bale okulunda. Yoluna bir daha çıkarsan muhtemelen seni öldürür. Başına gelebilecek en kötü şey ölüm değildir. Dar ağacında yürüyenleri hiç duydun mu? Bu özel tonik tüm rahatsızlıkları iyileştirir ve yaşayan ölüleri uzak tutar. Kaybol rahip. Pekala yük arabası geldi. Hepsini kaldırın. Hadi. Kımıldayın. Çabuk olun. Kalksana. Kaldır şu kıçını. Buralarda bir kızın kurtarılmak için ne yapması gerek? Thank you.
O kadar iyi misin yoksa şanslı mısın? Şansını. Demek sana borçlandım. Bana borçlandın. De. Aklında bir iş var mı? Evet. Efendim. Nerelerde olduğumuzu biliyor musunuz? Enoş'un çekici. Dindar müsamahalı bir kasabaya benziyor. Kendilerinden olanları kibarca karşılarlar, değil mi? Zalimliklere maruz kalmış mazlumlar olduğumuz açık. Burayı biliyor musunuz? Benim ailem burada. 7 erkek ve kız kardeşim. Hepsi aynı mezarda. Bakalım. Enoş'un çekicinde ebedi temiz kalbe sahip kız ve erkek kardeşlerim. Burada Tanrı'nın kötülere ve lanetlilere karşı adaletini yerine getirişine tanıklık etmek için toplandık. Şimdi o aziz başlarınızı eğin ve ruhları için dua edin. Geç. Geç. Yürü. Yürü. Hadi. Gebertme lan yürü. Hadi. Hadi aşağılıklar. Geçin şöyle. Kalk kalk. Kalk geç şöyle. Yürü. Hoş geldiniz hacılar. Size tutuklular diye hitap etmiyorum. Aynı bunlara dar ağacı demediğim gibi. Bunlar kurtuluşunuzun kapılarıdır. Bugünün kurbanı için Tanrı kuzu olarak sizi seçti. Aynı beni seçmesi gibi. Bu erdemli insanların adaleti yaymalarına yardım etmem için. Bir vakitler ben de günahkardım. Çok doğru, öyleydin. Bakir Aziz. Seni bakire yiyen. Adi Babil fahişesi. Seni boyalı kedi. Seni engerek rahmi. Orta malı kokusunun artık üzerimde hiç gücü yok. Çünkü şeytanın mezarından kalktığını gördüğüm zaman... Efendim, savunmamızı kime sunacağız? Aziz Petrus'a. Bizi yargılamadan asamazsınız. Asabilirim ve asacağım da. Zaten yargılandınız. Tanrı'nın gözünde kusurlu bulundunuz. Sizi merhametiyle ilmek tarafından temizlenmek için buraya getirdi. Aynı şeytanı derinliklerden dirilirken gördüğümde beni temizlediği gibi. Gömleğe ihtiyacım olacak. Sadece tek renk var efendim. Beyazla yanlışa düşemezsin. Elimden geleni yapacağım efendim. Arka tarafta daha da var. Kesen öpücük. Evet bebeğim.
Ne düşünüyorsun? Bana uyar mı? Kaç kişi? 5. Tamam yabancı. Yüzünü görmem gerekecek. Manşetleri biraz uzun. Getir onları. Zincir ve kırbaçlarıyla ortaya çıktı. Mahşerin atlıları. Sen bazı cevapları verene kadar tek bir adım bile atmayacağım. Tam burada duruyorum. Bunu gördün mü? Ellerim acıyor.
Tak onu. Solunla da yapabilir misin? Yarısı şimdi, yarısı da işi bitirdiğinde. Kaç tane kaldı? Bir önemi yok. Mesele sana fazla gelip gelmeyecekleri. Bana o şeylerin ne olduğunu söyleyecek misin? O hikayeyi sonundan başlamak olur. Bir fahişeyle başlıyor. Madenler kuruduğunda gebe olduğu için hırsızlığa başlar. Ama iyi değildir. San Diablo'nun kız kardeşleri onu bulduklarında dar ağacı yolundadır. Onu yanlarına alır ve ölülerin sırlarını öğretirler. Sonunda oğlan doğduğunda şöyle derler. Ondan vazgeçmelisin. Cehennemin kapısı çocuk büyütecek yer değildir. O da çocuğu bir yetimhaneye gönderir.
Ve çocuk orada büyür. Büyür, büyür, ta ki saat 12'yi vurana kadar. Sonra ona sen erkek oldun, gitmelisin derler. Ama nereye? Dul bir kadın onunla tanışır, ondan hoşlanır, yanına alır. Bu kadın mezbahanın hanımıdır. Onu bir altın bilezik sahibi yapar, masaya yemek koyar, onu sever. Ve onu kızı ile birlikte büyütür. Güzel kızıyla. Evet. Zamanla kıza aşık olur. Kızı korumak oğlanın vazifesidir. Kız bir şafak vakti. Ona derileri satmak için annenle git. Merak etme. Ben başımın çaresine bakarım der. Ve kızı bırakır. Oradan geçen dört atlı onu yalnız başına yakalar. Hadi! Hadi! Ve onu kullanırlar. Seni sürtük! Saklayamayacağı noktaya kadar bunu gizli tutar. Çünkü artık gebedir. Ona yalvarır. Affet onu. Doğmamışın hatırı için başına gelenleri unut der. Adamların gittiğini ve onun için hiçbir şey ifade etmediklerini söyler. Ama oğlan için durum öyle değildir tabii. Çünkü onlardan biri kızın içinde büyümektedir. Katlanılmaz bir şey. Böylece oğlan ikinci kez gider. Sonraki 5 yıl boyunca onun yanında olamamanın acısı dışında artık hiçbir şey hatırlayamaz. Döndüğünde kızın öldüğünü öğrenir. Sevdiği kadın o çocuğu doğururken ölmüştür. En çok sevdiği şeyi almışlardır. Ve bunun sorumluları hesap verecektir. Troy. Evlat. Hazırlan. Çocuklar birini yolluyor. Buradan gidiyoruz. Burada hayatım. O
sürdükten nefret edilir. Lütfen bayım, amigo. Çıkar bizi. Çıkar bizi buradan. Kimsin sen? Onun adı Uyuyan'dı. Geç kaldın. Bunun iyi bir fikir olduğunu ikna edilmeliydiler. İyi fikir dediğin bir şişe biradır. İyi fikir dediğin yağmurda şapka takmaktır. Bu dahi yani. Bana elini sürersen ölürsün. Çarpıcı bir iddia. Avukat olmalısın. O bir sürtük. Kolay karıştırılırlar. Özür dilerim. Dokusu iyi. Sağlam ama yumuşak. Üzerine iyi oturacaksın. Sevgili oğlum için doğru kızı arıyorum. Seni ucube! Evet, bunu sık duyuyorum. Yine de beni kırmasına engel oldum. Tanrım merhamet et. Ölüyoruz, geri dönüyoruz. Ve bize verdiğiniz isim Dar Ağacında Yürüyenler. İsa için yeterince iyiyse bizim için de yeterli.
Bu acayip bir mucize. Değil mi? Oluyor ama kim, nasıl, neden hiç bilen yok. Herkes bir haber. Olay şu. Ben vuruluyorum. Oğlum vuruluyor. Adamlarımdan üçü vuruluyor. Aşağılık herif fahişemi bile vuruyor. Geri dönüyor. Adamlarım dönüyor. Hatta fahişem bile dönüyor. Peki ya oğlum? Ölüm üsteliyor. Hayat küçük bir muamma. Burada San Diablo'nun kız kardeşlerini nerede bulabileceğimi bilen var mı? Diriliş Dağı'nda mı? Hı? Hayır. Hazır. Artık uyu. Açsan yemek ye. Ne kadar zamanım var? Uyumak ve yemek için mi? Yaşamak için mi? Kim bu?
bulabildiğim ilk adam. Ne oldu? Kim olduğumu biliyorlar. Demek artık gelecekler. Bu oğlanı savaşamayacağımı düşündüğün için mi yanına getirdin? Savaşabilirim. Savaşabildiğimi biliyorsun. Yüzünü gören oldu mu? O bir hataydı. Sen hata yapmazsın. Belki de gelmesini istedin. Peşinde kimin olduğunu bilsin istedin. Gelmesini istedin. Her şeyin başladığı yerde, burada bitirmek için. Tıraş olur musun? Sakalım yok. Benim de. Oyun oynamak ister misin? Hayır, istemem. Parasını atış yapmak ister misin? Evet, isterim. Sıra bende. $1 verirsen bugünden bir daha asla bahsetmeyiz. Annemi hiç tanımadım. Ama hep orada olduğunu hissedebiliyorum.
uyuyana gelirsek, o benim her şeyimdi. Arkadaşım, sevgilim, uğrunda yaşadığım anı. Nerede durayım? Deri yüzme kulübesinde. Buna ihtiyacın olacak. Şey, görmeyeceğimiz hiçbir şeyin geleceği yok. Ama onu da görmedin. Tanrım. Tamam. Tamam. Ha, tamam. Sen kazandın. Tamam, gerisin geri deri yüzme kulübesine. İki silah ve başlarından vur. Anlaştık. Tamam. Evet. İyi görünüyorsun patron. Gençti. Benimki hakkında ne düşünüyorsun? Evet, güzel değil ama güneşe iyi dayanıyor ha. Gülebilirler. Ama beni kukuletalara saklanmış halde göremesin. Kurutulmuş et gibi büzüşüyorlar. Bir hafta içinde yine deri yüzmek gerekecek. Ha? Ama ben bunu giydim mi tam bir ay gider. Ve bence kertenkele derisi bana yakışıyor. Keyfin bilir. Bize daha bol et demek. Patron... İyi bir iş çıkarırsam onun dudaklarını alabilir miyim? Evet, alabilirsin. Kötü bir iş çıkarırsan dudaklarını suratına ellerimle dikerim. Diğer sakallı dudaklarını. Rahip. Zamanı gelmişti. Bunun için sabırsızlanıyorum. Kız. Al onu. Hmm.
deri yüzdüğüm için beni bağışla peder. Sinek! Evet patron, geldim. Hayır, hayır. Kımıldama ha. Bir şey saklıyorsun, saklıyorsun. Ha? Bulacağım. Bulacağım. Nerede bakalım? Nasıl bulacağım biliyor. Çek ellerini, çek. Çek dedim. Bir bakayım. Neymiş bana bu? Bana o olduğunu söyle. Evet patron. Bu aradığımız şey, bu kafatası dağının haritası artık bizim. Ve böyle vuku buldu. Papaların pagan tanrılarıyla ahitleştiği bir dönemde San Diablo'nun kız kardeşleri gönüllü olarak bağlılıkların en lanetlisini üstlendiler. Bu başka hiçbir kız kardeşliğin dayanamayacağı bir şeydi. Duaların tutkusu lanetlileri yeryüzünde yürümekten alıkoyan güç oldu. Ve işte bu şekilde yaşayanlarla ölüleri ayıran kadim sır onların ellerine geçti, anladın mı? Neredeler tavuk kemiği? Nerede saklanıyorlar? Kalanı taksitle mi gelecek? Küçük bir sorun yaşadık. Vuruldum. Kötü vuruldum patron. Döndü. Onu tanıyor musun? Seni ilk kez öldüren adamı asla unutmazsın. İlki her zaman özeldir. Kelle kovası, diğer adamları al, silah şöyle bul, öldür. Yanındakileri de öldür. Ayılmalısınız efendim. Tamam mı? Bugün olabilir. Sana ne anlattı çocuk? Hiçbir şey anlatmadı. Bak, 5 adam var. Onları bir kez öldürdü. Şimdi yine öldürmesi gerekiyor. Yüzümü yıkamalıyım. Hayır. O bir silahşörün. Yüce olmak için ihtiyacı olan tek şeye sahip. Yaşama sebebi. Şimdi. Thank you.
Sen iyi bir çocuksun. Beni kurtardın. Onu bir daha görmek istemiyorum. Kime bakıyorsun? Gelmeyene. Nerede o? Bulacağım. Galiba başardık.
Ben gidiyorum. Hey. Evet. Beni öldürdün. Beni niye vurdun? Kan kaybından ölebilirdin. Ne yazık ki insan kendi ölüm haberini kötü karşılayabiliyor. Çocuğa acıdım. Gerçekten acıdım ama onu ölüme terk edemedim. Benim kendi dirildiğim yerde yarım kalmış işlerim vardı. Bir gün dönecek olursam, ona öldüğüm zamanı anlatmaya karar verdim. Bitmişti. Ölümümün bir anlamı olmamıştı. Ama annem için her şey demekti. Bırak yaşasın. O benim tek oğlum. Hizmetkarın olarak burada kalırım. Fiyatın bundan biraz daha yüksektir. O artık benimkilerden biri. Ellerinde kan var. Annemin benim için hayatını feda ettiği o dağın altında uyandım. Bu sırada lanetliler hareketleniyordu.
İyi et. Arzu ettiğim kadar hoş değil ama ona iyi uyacaksın. Söyle, annen ne türdü? Annem İskoç'tu. O Keltlerin bir parıltısı vardır. Ya baban o, solgun benizli miydi? Solgun mu? O görünmezdi. Ona senin şu hoş cildini yamadığımızda yakında sevgili oğluma yine kavuşacağım. Sinek, oğlumu getir. Kesen öpücük. Fahişen misin değil misin? Şunu gördün mü patron? Buna Amenta denir. Anlamı ölüler diyarıdır. Heh. O yola sapılmaz patron. Ama buna patron, buna, işte buna zirvedeki Uraburas denir. Anlamı şöyle, dağın zirvesinde diriliş bulunacaktır. Yol burası patron, eminim. Burada kal. Oğlumu getir. Sinek, hani şu çok sevdiğin ceketim var ya, onu hak ettin. Teşekkür ederim patron, teşekkür ederim. Teşekkür ederim, ben manşetlerini beğendim. Sana bir öpücük attım. Ama sen kalkıp bana ateş ettin. Seçeneğim yoktu. O zaman şimdi seç. Bıçaklar mı, tabancalar mı? Tabanca. Tabanca olsun. Thank you.
Uyumuyorum. Uyusam bile bir düşünce buna engel olurdu. Oğlum neden geri dönmedi? Hepimize ölüm getirdin. Söyle bana. Solunla da ateş edebilir misin? Ölmemi istiyorsun sanmıştım. Ölüm artık eskisi gibi değil. Tüm bunlar değersiz bir kadın için. Ben kurtarılmaya muhtaç bir kadınım. Sen nasıl bir adamsın? Kalpsizlerden. Yapma, nasıl ölü olunur bilmiyorum. Yaşamayı öğreten de olmadı.